Herkese iyi akşamlar. Yeni bir eğitimle tekrardan birlikteyiz. Evet, soru cevap bölümüne Esin Hanım geldim hocam başlayabiliriz yazmış. Esin Hanım geldiyse başlayabiliriz. Buradan İzmit'e selamlar. Geçen hafta yoktunuz ama yoklamaya eksiği attık Esin Hanım. Şimdi bugün lansman eğitimlerimize devam ediyoruz. Geçen hafta Helicobacter pylori'den bahsettik. Gerçekten Helicobacter pylori tedavisinde yeni bir ufuk dedik ve gerçekten de fark yaratacak. Yine Türkiye'de tek bir postbiyotiğin bütün detaylarıyla konuştuk. Bu lansman serimiz önümüzdeki hafta işte MultiLife'la birlikte, işte MultiLife'ın esprisi neydi? Bütün bileşenleri aktif formda, yüksek doz içeren ve günde 2 kapsül kullandığınızda günlük beslenme referans değerini karşılayabilen, 3-5 kalem takviyeyi tek kaleme indiren ve içerisinde işte 60 miligram elemental magnezyuma sahip magnezyum sitrat da dahil olmak üzere işte 12 vitamin, 9 mineral, 4 özel molekülle birlikte çok güçlü bir kombinasyon. Haftaya da işte hep şimdiye kadar multivitamin diyenlere ne diyorduk? O işte her şeyden az az olan multivitaminler bir işe yaramaz. Sadece çoğunda isim olsun diye bileşenler konuluyor diyorduk ama artık MultiLife'la birlikte bu ihtiyacı karşılayan gerçekten bir yaraya çare olan bir derde deva olan bir multivitamin de aramıza katılmış oldu. Sonrasında ise işte Megaman Kids'ten bahsedeceğiz bir sonraki haftada. Megaman Kids de yine çocuklar için özellikle okul dönemine hazırlandığımız bugünlerde bütün B vitaminleriyle alpten elde edilen DHA ile birlikte fosfatilkolin, fosfatilserin, magnezyum eltronatla birlikte içerisindeki patentli bileşenlerle ve tamamen doğal tatlandırıcısıyla, mong meyvesiyle birlikte çok özel bir takviye. Ondan da bir sonraki hafta bahsedeceğiz. Bugün buluşmamızın sebebi de işte yine Türkiye'deki tek spirulina ve klorella kombinasyonu olan NBTL Süper B. Süper besinlerden gelen işte bu ikisi süper besin olarak da isimlendiriliyor. Süper besinlerden gelen NBTL Süper B'de saf klorofilin süper gücü diyoruz. Bugün sadece tabii Süper B anlatmakla kalmayacağım. Biraz detoksifikasyon mekanizmaları, metal maruziyeti ve süper besinlerin buradaki gücüne değineceğim. Biraz potpourri olacak aslında. Ben de sunumu hazırlarken gördüm ki aslında birçok takviyemiz detoksifikasyon mekanizmalarına hizmet ediyor. Yani Süper B ile birlikte de bu tamamlanmış oldu. Detoksifikasyon gerçekten çok önemli ama detoksifikasyon böyle şimdi son dönemde popüler işte detoks kampları. Yani 3 gün gidip orada çimen suyu içmeyle detoksifikasyon olmuyor. Yani detoksifikasyon zahmetli, birçok mekanizmanın görev aldığı, birçok mikrobesinin, bitkisel takviyenin veya başka yardımcı bileşenlerin görev aldığı bir sistem. Sadece o 3 günde, 5 günde bu nasıl yapılır, bu öğretilebilir. Ama işte 3 gün gittim, detoks kampına katıldım, detoksifiye oldum diye bir şey yok. Bugün işte biraz böyle bu sistemleri irdeleyeceğiz. Bu da ilk defa böyle bu minvalde anlattığım bir eğitim olacak. Şimdi toksinler endojen ve egzojen toksinler olarak ikiye ayrılıyor. Evet, egzojen toksinler dediğimiz çevresel toksinleri kaplıyor. Bunlar birçok çeşitli olabilir. Yani işte geçen haftalarda anlattığımız iyot eğitiminde flor, klor, brom gibi halojen maruziyetinden bahsettik. İşte BPA gibi, ftalatlar gibi, asbest gibi fitoöstrojenler burada çok önemli. Sürekli vücutta sanki östrojen varmış gibi etki gösteriyorlar. Ağır metaller, cıva, kadmiyum, alüminyum, kurşun, arsenik burada çok önemli. Kullandığımız her şey aslında bir toksin. Yani gerek ilaç gerek takviye olsun. Yine alkol, sigara, gıda katkı maddeleri gibi birçok şey egzojen toksinler arasında yer alıyor. Tabii bir de endojen toksinler de var. Metabolik reaksiyonların bir yan ürünü olarak ortaya çıkan da bazı yan ürünler var. Bunlara da endojen toksinler diyoruz. İşte biraz önce de anlattığım gibi aslında ilaçlar da, gıda takviyeleri de, hormonlar da
faydayla zarar ayıran şey dozudur. Yani Paracelsus'un bu sözünü artık çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla her şeyin fazlasını biz egzojen toksin olarak sayılabilir. Yani vücudun bir detoksifikasyon kapasitesi var. Bu detoksifikasyon kapasitesinin üstüne çıkan her şey bizim için bir toksindir. Dolayısıyla metilasyonda da hatırlarsanız anlattığım gibi ne demiştik? Metilasyon bir arz talep dengesi. Yani sen çok sağlıklı besleniyorsundur. Metilasyon çarklarındaki metil talebi azdır. Senin düşük B12'inde, düşük magnezyumunda bu talebi karşılayabiliyordur ve her şey yolunda olabilir. Ama arz talep dengesi bozulursa bu yetersizlik ortaya çıkabilir. Aynı bu şekilde de detoksifikasyon mekanizmalarında da bu söz konusu. Dolayısıyla işte bir torba ilaç kullanan klasik Türk teyzesi, Türk amcasında yani artık karaciğer o ilaçları detoksifiye etmekten çok uzaklaşmış durumda. Yani bunun en büyük problemlerinden bir tanesi de bu. Artık o ilaçlar bırakın şifa vermekten öte bir toksin haline geliyor vücutta. Bu çok önemli. Şimdi bu genel, daha genel bir kavramdan biz artık konuşur hale geldik. Sadece tabii bu toksinlerle de yetmiyor. Bizim çevreden maruz kaldığımız radyasyon, stres, yaşam tarzı, enfeksiyonlar, ilaçlar, beslenme şeklimiz, hava kirliliği gibi bu her şeye biz artık ekspozom diyoruz. Yani ekspozom artık gelecekte bu kavramı daha çok kullanacağız. Yani hayat şey değil. Yani işte şu takviyeyi kullandım sorun çözüldü değil. Birçok faktör var. Yani bakın şurada kişisel faktörler. Sigara, sosyal ilişkiler, uyku, toksik kimyasallar, iş, hayatın, fiziksel aktivite yapıyorum veya yapmıyor oluşun, diyet yapıyor, beslenme şeklin de ekspozomun bir parçası. Yine iklim, gürültü, trafik, ışık, kentsel çevre de ekspozomun bir yapı taşı. Bu sefer genetik, epigenetik, metabolizma, inflamasyon, mikrobiyotanız, stres ve yaşlanmanız da yine bu işte total, kümülatif olarak insan üzerinde etkisi var. Yani bunların sonucu olarak işte sağlıklı olup olmamak bütün bunlara bağlı. Yani artık biz gelecekte de ekspozom konuşuyor olacağız. Yani işte longevity veya işte well-being kavramları da bunun alt dalı. Bu ekspozom daha da üst kavram. Bu toksinlerin tabii etkisini belirleyen bazı faktörler var. Maruziyet süresi ve sıklığı. Yani akut toksite mi, kronik toksite mi? Yani öyle bir şey vardır ki işte bir tokat gibi düşünün. Çat diye vurursun adam yere düşer. Ama bazı şeyler az az maruz kalırsın, hiç farkında olmazsın. Seni ileride çat diye yere düşürür. Yani bu maruz kalma şekli önemli. Dozu önemli. Ne dedik? Detoksifikasyon kapasitesinin üzerinde mi bir maruziyet var? Yoksa senin vücudun hala bu detoksifikasyon kapasitesi içerisinde mi? Bu da çok önemli. Tabii bir de maruziyet yolu önemli. Ağızdan alıyor olmakla nefes inhalasyon yoluyla alıyor olmak veya IV alıyor olmak sonucu değiştiriyor. Tabii ki en zararlısı IV almak bu toksinleri. Tabii burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu. Geçirgen bağırsak sahibi bir insan toksin maruziyeti açısından da artı risk altında. Yani bağırsak onarımı yine konu döndü dolaştı. İşte Renovate'e dayandı, L-glutamine dayandı. Yani bağırsağın geçirgen olması da oral yoldan alınan toksinlerin etkisini artırıyor. İşte biz akciğerden, deriden, bağırsaklardan toksinler giriyor. Burada en önemli organımız karaciğer. Karaciğer bunu detoksifiye ediyor veya edemiyor. Sonrasında da deri, böbrek, deriden terle, böbrekten idrarla, kolondan gaytayla, akciğerden yine nefes yoluyla bunlar suda çözünür hale getirilerek atılıyor bu sefer de. İşte atılamazsa ne oluyor? Bakın yağda çözünen toksinler özellikle kemik iliği, karaciğer, merkezi sinir sistemi, beyin ve yağ hücrelerinde depolanıyor.
suda çözünen ama atılamayan toksinlerde dokularda, kaslarda, eklemlerde, kanda depolanıyor. Ve uzun vadede bu toksite belirtileri arasında da işte cilt problemleri, belki bir sedef, belki bir akne, geçmek bilmeyen deri döküntüleri, alerjiler, artritler, otoimmün hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, kronik yorgunluk, fibromiyalji, nörolojik bozukluklar, obezite, hormon dengesizliği gibi birçok problemin altında bu maruz kalınan toksinler yatmakta. Biraz önce söylediğim gibi burada geçirgen bağırsak sahibi olmak girişi kolaylaştırır. Burada da en önemli organ karaciğer. Şimdi bu karaciğere biraz daha odaklanacağız. Faz 1, faz 2 ve faz 3 reaksiyonlarını biraz daha açacağım izninizle. Şimdi hep duyuyoruz faz 1, faz 2 veya metilasyon anlatırken hep şunu diyoruz. Metilasyon faz 2'nin bir öğesi. Nedir faz 1, faz 2? Şimdi karaciğer vücuda giren, yağda eriyen toksinlerin atılabilmesi için suda eriyebilir hale getirilmesi lazım. Yani ben bunu suda erir hale getireceğim ki idrarla, safrayla, gaytayla, terle birlikte dışarıya atabileyim. Bu nedenle yağda eriyen toksinler önce faz 1 reaksiyonlarıyla sitokrom P450 enzimleri olarak bildiğimiz, hani ilaçlarla bir sürü etkileşimi olan, ilaçları da metabolize eden aynı zamanda sitokrom P450 enzimleriyle birlikte ara metabolitlere dönüştürülürler. Bu ara metabolitlerde ciddi oksidandır. Yani aslında daha zararlı bir ara ürün oluşuyor bu dönüşüm aşamasında. Bu nedenle işte faz 1 fazla çalışıyor, faz 2 yavaş çalışıyorsa faz 1 tam tersi ara metabolit üretimini artırır ve vücutta oksidatif stres yaratabilirsin. Yani bunların dengede olması lazım. Faz 2 de işte bu ara metabolitleri faz 2 reaksiyonlarıyla birlikte, konjugasyon mekanizmalarıyla birlikte, ki burada en önemli mekanizma metilasyon ama onun dışında glutatyon, konjugasyonu, glukuronidasyon, sülfasyon gibi işte sülfür aminoside eklenerek sülfasyon yapılması gibi bazı mekanizmalarla suda erir hale getiriliyor ve daha sonra işte idrarla, gaytayla, safrayla birlikte atılıyor. Tabii bu mekanizmalarda bir sürü görevli enzim, vitaminler, mineraller, mikronütriyentler var. İşte bu ya birinci faza odaklanacak olursak, birinci faz 50'den fazla enzim barındıran sitokrom P450 enzim sistemi tarafından oluşturulur. Yağda çözünen toksinler, redüksiyon, hidroliz gibi mekanizmalarla ara ürün haline dönüştürülüyor. Biraz önce de söylediğim gibi ara ürünler primer maddeden daha zararlı olabilir. O nedenle faz 1 ve faz 2'nin dengede olması önemlidir demiştim. Faz 1 yavaş ise ne oluyordu? Yağda eriyen toksinler bu sefer metabolize edilemez. Yağda eriyenlerde nerede birikiyordu? Şurada da göstermiştim. Kemik iliği, karaciğer, merkezi sinir sistemi, beyin ve yağ hücrelerinde birikiyordu. İşte o göbek altı yağ doku, kilolu insanlarda o yağ hücreleri aslında hepsi toksinleri, yağda eriyen toksinleri tutan bir kütle aslında. Yani hızlı bir şekilde kilo vermek bazen vücudu krize de sokabiliyor bu nedenle. Yani zamanında yağ dokuda depolanan toksinler birden açığa çıkmış oluyor ve ciddi krizlere sebep de olabiliyor. Bu anlamda işte faz 1 yavaş çalışıyorsa detoksifiye edilemeyen bu yağda eriyen toksinler bu sefer yağ hücreleri, kemik iliği, karaciğer ve santral sinir sisteminde depolanıyor. Tabii faz 1 sistemini destekleyen mikrobesinler var. Bunlar arasında özellikle B vitaminleri, flavonoidler, fosfolipitler ve özellikle valin, lösin, izolösin gibi dallı aminoasitler söz konusu. Ama özellikle şuraya dikkat çekmek istiyorum. Faz 1'den sonra ne demiştik? Oksidan ara metabolitler oluşuyor. Bu nedenle burada da antioksidan maddeler çok önemli. Bunlar da alfa lipoik asit, silimarin, yeşil çay, epigallokateşin gallat, koenzim Q10, vitamin A, E, C gibi antioksidan vitaminler, selenyum, çinko, bakır, manganez. Burada çok önemli. Burada ortaya çıkan ara metabolitlerin nötralize edilmesi için antioksidan sistemler çok önemli. Yani detoksifikasyon yaparken
Bu antioksidan takviyelerle de bunu desteklemek lazım. En önemli antioksidan maddelerden bir tanesi silibin. Silibin işte deve dikeni, miktisli olarak da bildiğimiz silibin hem çok önemli bir karaciğer koruyucudur. Hepatositlerin korunmasını sağlar. Çok güçlü bir antioksidandır. Akut toksite de mesela mantar zehirlenmeleri çok yaygın olur. Yani İstanbul'da bile adam işte benim arkadaşım örneğin Pendik Marmara Üniversitesi acil serviste adam Gebze'nin dağlarına çıkıyor, Pendik'in dağlarına çıkıyor. Mantar topluyor. Birden mantar zehirlenmesi oluyor. Mesela orada bile akut toksite bakın hemen silibin reçete ediyorlar. Çünkü çok güçlü bir karaciğer koruyucu. Karaciğerlerin yıkıma gitmesini engelliyor. Aynı zamanda da işte karaciğer işlevselliğini artırarak bakın safra akımını artırdığı için hem faz 3 desteği hem de antioksidan ve detoksifikasyon mekanizmalarını desteklediği için glutatyon seviyelerini korur, superoksit dismutaz düzeylerini artırdığı için de çok önemli bir faz 1 desteği aynı zamanda. Yani silibin çok önemli bir karaciğer koruyucu, detoksta olmazsa olmaz takviyelerden bir tanesi. Zaten bizim burada da Berlin içerisindeki silibin de fosfokompleks silibin çok özel patentli bir ham madde. Normal silibinlere göre zaten 3,5 kat daha yüksek emilime sahip bir silibin var biliyorsunuz. Tabii zaten berberinin etkisi saymakla bitmez. Onu daha önce metabolik sendrom eğitiminde anlatmıştık. Silibin çok önemli bir antioksidandır ve karaciğer koruyucudur. Bu bir. Şimdi ikincisi tabii antioksidan dediğimiz bir molekül var. O da alfa lipoik asitti. Hatırlarsanız işte vücuttaki bildiğiniz bütün antioksidanlar. Bakın vitamin E'si, glutatyonu, koenzim Q10'u, C vitamini. Bakın hepsi serbest oksijen radikalini temizliyor. Aldım verdim yapıyorlar. Aldım verdim yaptıktan sonra hepsinin gelip bu serbest oksijen radikallerini satıp tekrar gidip yeni bir serbest oksijen radikali temizleyebilme yeteneği kazandığı yer alfa lipoik asitti. Bunları çöp arabalarına benzetirsek burayı şehir çöplüğüne benzetiyorduk hatırlarsanız. Burada da alfa lipoik asit aynı zamanda alfa lipoik asitin diğer adı merkaptan. Ne demek merkaptan? Mercury capture yani cıva yakalayanın Türkçeleştirilmiş yani hali merkaptan da olarak isimlendirilir. Cıva yakalayan bir maddedir. Yani hem metal detoksifikasyonunda çok önemli. Aynı zamanda da antioksidan olması dolayısıyla bu ara metabolitlerin oluşturduğu oksidatif strese savaşma anlamında da çok önemli bir takviye alfa lipoik asit. Tabii şelatör etkisi biraz önce de anlattığım gibi hem cıvayla güçlü bağ oluşturuyor. Aynı zamanda diğer metallerle birlikte de güçlü bir bağ oluşturarak detoksifikasyona hizmet ediyor. Bu nedenle özellikle amalgam dolgu sökümünden sonra veya cıva maruziyet riski gelişen bazı işlemlerden sonra da alfa lipoik asit detoksifikasyon mekanizmalarında çok önemli. Tabi burada da biz ala var alası var diyoruz bildiğiniz gibi. Bizim farkımız sodyum R formunda olmamız. Klasik R formundaki alfa lipoik asitlere göre 21 kat daha yüksek emilime sahip olmasıyla, enterik kapsül olmasıyla, dispepsi ve mide şikayetleri minimum olmasıyla narla bu anlamda çok farklı biliyorsunuz. Farkı da şuradan geliyor. Bio enhanced dediğimiz biyo yararlanımı artırılmış. Çünkü R formundaki bir alfa lipoik asit stabil değildir. Dış faktörlere çok açıktır. Çok hızlı polimerleşme riski vardır. Yani eczane rafında dururken bile R formundaki yani normal R formundaki alfa lipoik asit hızlı bir şekilde yapış yapış bir hale gelebilir oda sıcaklığında bile. Bu nedenle stabilize olması lazım. Mesela devletin ödediği ilaçlarda, Alatap'ta vesaire ne var? R ve S formu racemik. Orada
S formu arın sigortası aslında. Sodyum R lipoik asitin, yani Narlan'ın farkı da işte sodyumla birlikte bu stabilizasyon sağlanmış oluyor ve 21 kat normal R formundaki alfa lipoik asite göre 21 kat daha yüksek kan düzeyine ulaşmış oluyor. Bu da işte detoksifikasyonda olmazsa olmaz takviyelerden bir tanesi. Şimdi evet, faz 1 işte yağda eriyen maddeleri önce ara metabolit yaptı. Ondan sonrasında da bu ara metabolitleri suda çözünür hale getirmek için görevli reaksiyonlarda faz 2 reaksiyonları. Faz 2 denince akla hemen metilasyon geliyor. Artık metilasyonu çok iyi öğrendik. Yani aranızda böyle artık kulağını tıkayacaklar olabilir. Yani benden herhalde 5 kere falan dinleyenler vardır aramızda. Ama kısaca yeni ilk defa izleyenler için özet geçmek gerekirse, işte metilasyon bu faz 2 reaksiyonlarının en önemli reaksiyonlar bütünü. İşte birçok görevi var. İşte protein sentezinden gen regülasyona kadar, nörotransmitter sentezinden histaminin temizlenmesi, homositenin temizlenmesi, hormonların yıkılması gibi birçok, bunlar da detoksifikasyon aslında. Yani histamin de vücuttaki reaksiyonlar sonucu oluşan histamin de bir toksin. Homositein de bir toksin baktığınızda, vücuda zarar veren maddeler bunlar. İşte hormonların yıkılması da bir toksin. Birazdan zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte bu hormonların yıkılması çok önemli. Özellikle en büyük maruz kaldığımız hormon ne? Östrojen. Yani erkeklerin de kadınların da, kadınlarda işte meme kanserinin, rahim kanserinin bu kadar artmasının, erkeklerde infertilitenin, jinekomastinin bu kadar artmasının sebebi her yerden sürekli maruz kaldığımız östrojen maruziyeti. Östrojen işte bunlara sebep olduğu gibi aynı zamanda otoimmüniteyi de tetikleyen bir hormon. Mesela kadınların otoimmün hastalıklara daha fazla yakalanmasının sebeplerinden bir tanesi de östrojen maruziyeti. Yani tiroid kadınlarda Hashimoto kadınlarda daha fazla görülüyor. Romatoid artrit kadınlarda daha fazla görülüyor. Yani otoimmün hastalıkların birçoğu kadınlarda daha fazla. Bunun da sebebi maruz kaldığımız östrojen. İşte birçok yerden işte xenoöstrojenlere maruz kalıyoruz. Özellikle hormonla beslenmiş hayvan ürünleri, hem beyaz ette artık hem kırmızı ette maalesef maruz kalıyoruz. GDO'lu gıdalar, ilaçlar, güneş kozmetik malzemeleri, plastikler, işte oyuncaklar gibi birçok yerden maalesef östrojene ve BPA'ya maruz kalmaktayız. İşte bu da bir toksin, bu da çevresel toksin. Bunun da temizlenmesi için faz 1 ve faz 2 reaksiyonları görev alıyor. Buradaki en önemli reaksiyonlar bütün de metilasyon. Bakın şurada gördüğünüz gibi sadece homositenin temizlenmesine değil, bakın östrojenin temizlenmesi için COMT enzimi, katekolamin metil transferaz. Mesela bu da adı üstünde metil kullanan bir hormon. Ve kötü östrojenin iyi östrojene dönüşümü engellenmiş oluyor. Yani daha çok kansere sebep olan östrojen vücutta artarken vücut için iyi olan, yani kadınlığı artıran, işte annelik duygusunu artıran iyi östrojen bu sefer azalmış oluyor vücutta. Bunun gibi birçok problemin temelinde işte metilasyon çarklarının doğru çalışmaması yer almakta. Östrojenin temizlenmesi için de metilasyonun doğru çalışması oldukça önemli. Tabii östrojen aynı zamanda ne yapıyordu? İyot eksikliği de yaratıyordu. İyot halojenler eğitiminde anlatmıştım. Bu nedenle de östrojenin vücuttan temizlenebiliyor olması oldukça önemli. Tabii metilasyonda bütün B vitaminleri görev alıyor. Bunun yanında çinko, betain, magnezyum da bütün aşamalarında metilasyon mekanizmalarının. Bakın işte şu biraz önce östrojen temizlerken söylediğim COMT enzimi. Bakın kofaktörü magnezyum. Şurada görüyorsunuz. Yine bakın dopamininden serotonin sentezlenmesinde, melatonin sentezlenmesinde, homositeinin metiyone dönüşmesinde,
Her yerde magnezyum görevli, her yerde çinko görevli. Bu nedenle işte biz Metil Life'da metilasyonun bütün destekleyicilerini, yani faziki, şimdi B vitaminleri düşükse, metformin kullanan bir hastaysa fazikisi çalışmıyor demek. Dolayısıyla detoks için, detoksifikasyon için bu insanın fazikisini de desteklememiz gerekiyor. Bu anlamda Metil Life zaten bütün aktif B vitaminleriyle, çinkosuyla, inositolüyle, betainiyle, işte trimetilglisin dediğimiz betain. Bu betain o mide enzimindeki betain değil. O başka betain, bu başka betain. O aköz betaindir. Bu da çok karıştırılıyor. Onu da hazır yeri gelmişken değineyim. Oradaki betain HCL'deki, yani mide enzimindeki betain HCL'deki betain sadece mideye HCL taşıyabilmek için bir aracıdır. Yani keramet betainde değil orada. Keramet HCL'de. Pepsinojenden pepsin dönüşümünü sağlıyor çünkü. Yani bizim bağırsağımızdaki normal pepsinojenin pepsine dönüşmesi HCL ile sağlanıyor. Biz hidroklorik asidi direkt mideye gönderemeyeceğimiz için aköz betain dediğimiz betaine konjüge ederek gönderiyoruz. O da sulu ortamda, adı üstünde aköz betain, midedeki sulu ortamda dışarıya HCL vermiş oluyor. Hani işte pancarda betain var, pancar suyu için mide asidini destekleyin. Aslında çok doğru değil. Orada mesele HCL verebiliyor olmak. Bu betainde trimetilglisin, yani 3 tane glisin aminoasitinin metillenmiş ve konjüge olmuş hali aslında. Üç, bak adı üstünde trimetilglisin. 3 tane glisin metille birleşmiş. Yani bunu verdiğimizde 3 tane metil vermiş oluyoruz vücuda. Bu da homosisteinden metiyonin dönüşümünde. Bakın şurada TMG yazıyor. Trimetilglisin homosisteinden metiyone dönüşümde görev aldığı için Metil Life içerisinde de betain bulunuyor. Bu anlamda faziki destekleme anlamında da metilasyon çok önemli. Tabii birçok fazikide birçok farklı reaksiyonlar, mekanizmalar var. Belki telefonundan izleyenler için biraz küçük bir görsel olabilir. Ama daha sonra işte bilgisayardan vesaire izlediğinizde gayet açık bir görsel olacaktır. Bunu biz hazırladık. Yani ilk bu Türkçeleştirmesi ve bütün faziki nerede görevlidir, tedaviyi destekleyen neler vardır, bu tablonun Türkçe hali bizim tarafımızdan hazırlandı. Onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlara teşekkür ediyorum bu anlamda. Şimdi burada glutatyonasyon dediğimiz glutatyon eklenmesi mekanizmaları var. Burada pestisitlerin, parasetamolün, bakın kullandığımız parasetamollerin fazikide işte detoksifiye edilmesi. Zehirli metaller, burada cıva gibi yine metal şelasyonunda. Penisilin, tetrasiklin, alkol, damıtılmış petrol ürünleri gibi maddelerin temizlenmesi glutatyon eklenerek oluyor. Dolayısıyla bu glutatyon mekanizmalarını destekleyenler ne? Yine deve dikeni, kurkumin, selenyum, metiyonin, sebzeler, işte glutatyon ve glutatyon öncülleri burada görevli. İki, sülfasyon. Burada sülfat eklenmesi, sülfürlü aminoasitler eklenmesi mekanizmaları. Özellikle steroid hormonlar, bakın östrojen, progesteron, testosteron, melatonin gibi hormonlar, fenoller, katekolaminler, adrenalin, noradrenalin gibi maddeler bu mekanizmalarla temizleniyor. Burada da özellikle kükürt içeren aminoasitler, sisteyin, metiyonin, taurin ve kükürt açısından zengin gıdalar. Ne onlar? İşte sarımsak, soğan gibi besinler. Molibden çok önemli. Multilife içerisinde de molibden var. Gibi maddeler bu sülfasyon yolaklarını destekliyor. Glukuronidasyon, özellikle seks hormonları, östrojen, parasetamol, nonsteroid antiinflamatuarlar, benzodiazepinler bu mekanizmalarla temizleniyor. Burada yine magnezyum, çinko, B vitaminleri, omega 3 burada görevli. Glisinasyon, glisin, bakın çok önemli. Magnezyum glisinattaki glisin
Renovate'deki glisin. Glisin çok değerli bir amino asit. Faz 2'yi de destekliyor aynı zamanda. Bakın aspirin, salisilik asitler, benzoik asitler ve fenilasetik asitler. Bakın fındık ve sigara da bulunuyormuş. Bu mekanizmalarla temizleniyor. Bakın glisin, B6, yani NB taraf magnezyum kullandığınızda magnezyum. Bakın glisin, B6, magnezyum. Glisinasyon, amino asit konjugasyonu yapıyor. Faz 2 reaksiyonunu destekliyor. Bunu duymuş muydunuz? Magnezyumun piridoksal 5 fosfatla birlikte, glisinle birlikte faz 2 reaksiyonlarını destekliyor. O da bir detoksifikasyona hizmet ediyor aslında. Metilasyondan bahsettik. Asetilasyon, metilasyon hangi maddeleri temizliyor? Arsenik, üre, katekolamin, dopamin, adrenalin, biraz önce anlattık. Östrojen, steroid hormonları biraz önce söyledik. Asetilasyonda xenobiyotikler, aromatik aminler ve sülfonamidler, izoniazitler falan da asetilasyonla temizleniyor. Asetilasyonda bütirik asitler, bu da çok önemli. Bütirik asitler postbiyotik. Eğer bağırsak floranız sağlıklıysa, prebiyotik liflerle takviye ediyorsanız, onlar işte bunu kullanarak postbiyotik sentezliyor. Bütirik asit de asetilasyona katkı sağlıyor ve faz 2 reaksiyonlarınızı destekliyor. Ne oldu? Mikrobiyota da işin içine girdi. Ne oldu? En başta anlattığım ekspozoma geldi olay. Yani ekspozomun altında neydi? Takviyeyle bitmiyor. Mikrobiyota da, çevresel faktörler de, beslenmen de, her şey önemli. Dolayısıyla bakın bir faz 2'den nerelere gittik? Dolayısıyla faz 2'yi destekleyen takviyeler de çok önemli. Asıl etkili şey de faz 3. Faz 3 vücudun çıkışı. Yani koca bir bina, rezidans bile, yani 150 daireden oluşan bir rezidans düşünün. Gider tıkandığı an bitti. Nasıl ki o bina artık geçmiş olsun. Aynı onun gibi faz 1, faz 2 istediği gibi çalışsın. Bunlar vücuttan çıkması lazım. O nedenle faz 3 çalışmıyorsa istediğin kadar faz 1'i destekle, istediğin kadar faz 2'yi destekle. Alfa lipoik asit kullan, prebiyotik kullan, metil takviyesi kullan. Adam kabızsa bir anlamı yok. Önce kabızlığını çözmemiz lazım. Önce terlemeyi çözmemiz lazım. Şimdi terleme bu işte sıcaktan terledim, böyle hafif terledim değil. İşte en son ne zaman şöyle terlediniz? Bakın işte burada 150-200 kişiyiz. Kaçımız yani en son böyle işte atlet sıkınca böyle su akacak kadar terledi. Bunu da nasıl ter yapıyoruz? Sporla. Yani işte bu spordaki bu terleme çok değerli. Rahat dışkılayabiliyor olmak çok değerli. Bu faz 3 mekanizmaları aktif değilse faz 1 ve faz 2 geçmiş olsun. Bu da çok önemli. Şimdi burada bir parantez açayım. İşte Süper B'deki spirulina ve klorella'nın bir önemi de şu. Şimdi faz 1 yağda eriyeni çevirdi. Faz 2 suda erir hale getirdi. Sen onu gaytayla atıyorsun. Ama kabızsan o gaytadaki toksinleri, ağır metalleri vücut tekrar emiyor. Yani bir kısır döngü meydana geliyor. Yani bu vücuttan çıkamazsa bu sefer özellikle ağır metaller veya toksinler gaytadan tekrar geri emiliyor. İşte Süper B'deki spirulina ve klorella bağırsaktaki o metallere bağlandığı için tekrar emilimi engelliyor. Yani spirulina ve klorella kombinasyonunun en büyük artısı bu. Tekrar emilimi engeller. Detoksifikasyonun kesinlikle dışarı atılmasını sağlar. Bu en büyük artılardan bir tanesi. Tabii düzenli dışkılayabilmek için de prebiyotikler, probiyotikler ve postbiyotikler burada oldukça önemli. Onun dışında işte magnezyum, keten tohumu, zeytinyağı gibi bazı doğal destekler de olabileceği gibi. İşte burada zorunlu oldukça antibiyotik ve alkolden uzak durmak ve prebiyotik liflerle desteklemek çok önemli. Orada da hatırlarsanız hep şunu diyoruz. Her prebiyotik liftir ama her lif prebiyotik değildir. Burada da çok özel
Duo Balance Pre içerisindeki Oraft Sinerj 1, Indie Bağ'dan elde edilen tamamen doğal yöntemlerle elde edilen inülin ve inülinin ileri işlemlere tabi tutulması elde edilen fruktoligosakkarit içeriyor biliyorsunuz. Bunun farkı şu, zincir uzunlukları farklı. Bakın inülinle fruktoligosakkarit farklı zincir uzunluğunda. Bu da kalın bağırsaktaki gerek kendi floramızın gerek kullandığımız probiyotiklerin bunu besin olarak kullanabilmesini sağlıyor. Çıkan kolondaki yani kolonun birinci kısmındaki bakteriler fruktoligosakkarati daha iyi besin olarak kullanabilirken transvers ve distal kolondaki bakteriler inülini daha iyi besin olarak kullanabiliyorlar. Bu nedenle bütün kalın bağırsağı biz kapsamış oluyoruz ve çok hızlı bir şekilde özellikle konstipasyonda sonuç alıyoruz. Tabii sadece konstipasyon değil. Eğer kullandığınız lif prebiyotikse ekstra onlarca fayda da ortaya çıkıyor. Nedir o ekstra faydalar? Bakın işte bağırsakta prebiyotikleri kullandın, fermentasyon yaptın diyelim. Bakın asetat, bütürat, propiyona. Daha biraz önce ne dedik? Faz 2'de bu kısa zincirli yağ asitleri faz 2'yi destekliyordu. Asetilasyonu sağlıyordu. Bu bağırsak pH'ını düşürür. Bağırsak pH'ını düşürdüğü için kalsiyum, magnezyum emilimi artar. Aynı zamanda peristaltizmi artırır. Yani bağırsağın sürekli içindekileri ileriye doğru atabilmesini, yani detoksifikasyona hizmet eder. Aynı zamanda geçirgen bağırsağı azaltır. Ne demiştik? Geçirgen bağırsağı olanlar toksinlere daha açık. Geçirgen bağırsağı onardığı için de bakın prebiyotik kullanıyor olmak bize ekstra birçok sağlık faydası katmış oluyor. Yani sıradan bir lif kullandığınızda belki evet kabızlıkta fayda sağlayabilir. Sentetik lifler var vesaire. Ama prebiyotik özellikle bir lif kullandığınızda inülin ve fruktoligosakkarit kombinasyonu gibi ekstra birçok sağlık faydası içerisinde barındırıyor. Birazdan değineceğim. Fitoşelatörler arasında en önemli takviyelerden bir tanesi de lifler. Yani lifler aynı zamanda vücuttan metal atılımını da sağlıyor. Bu da en önemli artılardan bir tanesi. Burada da duobalans pire yine burada ne dedik? Önce kabızlığı çöz. Yani vücutta bir problem varsa önce kabızlığı çöz. Kabızlığı çözmeden hiçbir şeyin bir anlamı yok. Faz 3'ü çalıştırmak için de en önemli yani adama belki spor yaptıramazsın. Terlemeyi sağlayamazsın. Yapabileceğimiz en güzel şey pireyi hayatına dahil edip adamın kabızlığını, hastanın kabızlığını çözmek. Tabii bu toksinler arasında en önemlisi de ağır metaller. Ağır metaller günümüzde birçok yerden maruz kalıyoruz. Arsenik, kurşun, civa, kadmiyum, berilyum, krom, nikel gibi birçok metale maruz kalıyoruz. Nereden maruz kalıyoruz? İşte elektronik cihazlardan, kullandığımız tavalardan, bakın yer kabuğundan aşınmayla bile salınım ortaya çıkıyor. Metal mutfak eşyalarından, takılardan, ilaçlardan, amalgam dolgudan, antiperspiranlardan, plastiklerden birçok yerden biz metale maruz kalıyoruz. Hani daha yani annelerimiz falan hep o alüminyum tencereler önceden çok yaygındı. Yani bunlar tabii bu farkındalık çok yaygın değildi. Birçok yerden biz metale maruz kalıyoruz. Bunlara şöyle hızlıca bir göz atacak olursak, örneğin arsenik özellikle akciğer, cilt ve mesane kanserinde önemli. Bakın pirinç diğer tahıllara göre 10 kat daha fazla arsenik emdiği gösterilmiş. Tabii bol suya maruz kaldığı için. Yine havuç, mantar, yer fıstığı, deniz yosunu gibi bitkilerde arsenik maruziyeti olabileceği gösterilmiş. Kaynaklar özellikle seramik, cam, işte cilalanmış, verniklenmiş her şeyde arsenik bulunuyor. Derilerin tabakalanması sırasında, siyanürle altın elde edilmesinde, özellikle altın madenlerine yakın yerleşim yerlerinde işte yeraltı sularına bu karışabiliyor. Bağlarda, çam ormanlarında vesaire arsenik kaynağı olabiliyor. Arsenik özellikle tiol grupları ile
ciddi reaksiyona giriyor. Tiol dediğimiz ne? Alfa lipoik asitte bir tiol grubudur. Ve kuvvetli bir enzim inhibitörü olması dolayısıyla özellikle vücutta kanlanmayı azaltarak, ATP oluşumunu engelleyerek, mukoza aşındırıcı etkisiyle birçok zararlı etkisi var. Tabii akut etkiler başka, kronik etkiler başka. Bu kronik etkiler bize uzun vadede ne olarak ortaya çıkıyor? İşte yorgunluk, halsizlik, fibromiyajı gibi semptomlar gibi birçok şeyle ortaya çıkıyor. Kurşun plasenta ve anne sütüne geçebilen bir metal. Özellikle lösemiye zemin hazırlıyor. Yani lösemi varsa çoğunlukla kurşun maruziyeti bir yerden olmuş olabilir. Kemiklerde birikebiliyor. Özellikle bakın menopozda kemiklerin yıkılmasıyla birlikte tekrar kana karıştığı gösterilmiş. Yani gençlik yıllarında kemiklerde biriken kurşun menopozda kemik erimesi meydana geldiğinde tekrar kana karıştığı gösterilmiş. Kurşun özellikle kozmetik ürünlerde, yine porselen, seramik ürünlerde bulunabiliyor. Civa oldukça popüler. Gerçekten birçoğumuz işte eski dolgularda vesaire civa maruziyeti bulunuyor. Kan beyin bariyerinde geçiyor olması aynı zamanda santral sinir sistemine de birikme anlamında bizim için oldukça zararlı. Bakın şurada civa döngüsünü görüyorsunuz. Özellikle kömür yakan fabrikalar havaya civa bırakıyor. Bu civa tekrar yağmurlarla geri dönüyor, balıklara nüfuz edebiliyor. Özellikle işte denizlerde gemilerden bırakılan kimyasallarda civa olabiliyor. Yine amalgamdan bahsettik. Bazı kozmetik ürünlerde de civa olabiliyor. Civa özellikle üremeyle ilgili, kanser gelişimiyle ilgili, böbreklerle ilgili, bağışıklıkla ilgili birçok yan etkiye sebep olabiliyor. Yine kalple ilgili bazı problemlere. Selenyumu bağlayarak örneğin antioksidan sistemler üzerinde de zararlı etkiler görmemize sebep olabiliyor. Yine beyinde biriktiği için de hafıza kaybı, demans, huzursuzluk, depresyon, yorgunluk gibi şikayetlere de sebep olabiliyor. Burada omega 3 ve selenyum civanın olumsuz yan etkilerini azalttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Kadmiyum özellikle pillerde bulunan, cep telefonu pillerinde vesaire bulunan, onun dışında sigara dumanında da bulunan, birikimin sonucunda anemi, kanser, kronik rinit, osteoporoz gibi problemlere sebep olan bir metal. Berilyum yine akciğerlerde berilyozise sebep olabilen bir metal. Şimdi toksin yükü işte ne dedik? Evet akut toksite yani şimdi bir civayı veya diğer şeylere akut maruziyette direkt zaten semptomlar ortaya çıkıyor. Ama kronik küçük küçük maruziyette işte alüminyuma diğer şeylere küçük küçük maruziyette bir süre sonra birçok müphem belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Kabızlık gibi, beyin sisi gibi, terleyememek gibi, anksiyete, depresyon, fibromiyajı gibi, alerjiye yatkınlık gibi, bağırsak sorunları gibi, saç dökülmesi gibi, odaklanma, hafıza, dikkat gibi birçok probleme bu toksin maruziyeti sebep olabilmekte. Biraz önce de anlattığım gibi eğer sızdıran bağırsak varsa, karaciğer detoksifikasyon kapasiteleri yeterli değilse, kronik bir enflamasyon, enfeksiyon varsa, metabolik sendrom varsa, vitamin mineral eksiklikleri varsa, stres varsa, yine böbrek, safra kesesi, karaciğerin işlevini engelleyen bir durum varsa, metal toksitesine daha da duyarlı insanlar olabilmekte. Bakın bir çalışma yapmışlar. Yüksek düzeyde ağır metal barındırmak veya hamileyken sigara içmek, üçüncü kuşakta bile epigenetik değişikliklere sebep olduğu gösterilmiş. Bakın bu görsel de orijinal bir görsel. Yani sizin çocuğunuzun çocuğunda bile sizdeki bir metal maruziyeti veya sigara içiyor olmak epigenetik değişikliklere yol açabiliyor.
Tabii burada biraz önce de anlattığım gibi en önemli depolandığı yer de yağlar. Burada eğer toksin temizliği olmazsa, yani kilo verme döneminde, özellikle aramızda diyetisyen arkadaşlar da var. Kilo verme döneminde eğer toksinler de karaciğeri destekleyen faz 1'i faz 2'yi destekleyen takviyeler de ve spirulina, klorella gibi bağırsaktan bunların tekrar emilmesini engelleyen bir tedavi yapılmazsa tekrardan vücut bu toksinleri depolamak için yağ üretimini destekliyor. Bakın bu diyet kalıcı olamıyor ve tekrardan vücut bu hale geliyor. Çünkü toksinleri depolayacak yer lazım. Ancak gerçekten yağ yakarken toksin temizliği de gerçekleştirirsek işte bu sefer geri dönüşü olmayan bir kalıcı kilo verme ortaya çıkmış oluyor. Bu da önemli görsellerden bir tanesi. Bunun da fotoğrafını çekin bence. Bu da orijinal bir görsel. Şimdi yapmamız gerekenler bir kaçınmak, iki girişi engellemek, üç girenleri atmak. Girenleri nasıl atıyoruz işte faz 1, faz 2, faz 3. Attıktan sonra bağırsaktan tekrar emilmesini engellemek için de atılımı kalıcı hale getirmek önemli. İşte kaçınmak için birçok şey sayılabilir. Amalgam dolguları ehil bir elde söktürmek veya alüminyum folyodan örneğin uzak durmak, kalitesiz porselen, seramik, oyuncak kullanmamak, eski ev yani evin su tesisatı vesaire borular eski olabilir. Onlar bir kaynak olabilir. Plastik kaplar yerine cam kaplar tercih etmek, çelik tencere tercih etmek vesaire bazı yapılabilecek önlemler. Atılım için ne dedik? Faz 1, faz 2 reaksiyonları doğru çalışacak. Burada özellikle safra akışını desteklemek. Faz 3'te safrayla birlikte kalın bağırsağı atıyorum. Orada kabız olmamak önemli. Aynı zamanda safra akışının da iyi olması önemli. Safra akışının iyi olmasında da filibin önemliydi. Ve burada başka fitoşelatörler de var. Fitoşelatörler de ne sağlıyor? İşte safrayla birlikte atılan ürünlerin karaciğerde faz 1, faz 2 yaptım. Safrayla birlikte attım. Bunların geri emilmemesi için bağırsaktan tekrar emilip tekrar vücuda karışmaması için de fitoşelatörler burada çok önemli. Bu fitoşelatörlerin başında ise işte spirulina ve klorella geliyor. Onun yanında lifler, biraz önce anlattığım prebiyotikler aynı zamanda bir fitoşelatördür. İşte epigallokatexin gallat, özellikle maçadan elde edilen epigallokatexin gallat, kuarsetin oldukça önemli bir fitoşelatördür. Yine kişniş, sarımsak, soğan gibi sülfürlü gıdalarda çok önemli fitoşelatörler arasında sayılabilir. Epigallokatexin gallat çok önemli. İşte maçadan elde edilen yüksek klorofil içeriğine sahip ve önemli bir detoksa destek olan epigallokatexin gallat da çok önemli bir detoksifikasyon maddesi. Bunu da kısaca değinmiş olayım. TMCT içerisinde de çok yüksek oranda epigallokatexin gallat bulunuyor. Tabii bir diğer fitoşelatörler arasında da kuarsetin bulunuyor. Tabii biliyorsunuz NBTL filipozaman kuarsetin içerisinde fitozom teknolojisine sahip, yüksek bir uyarlama sahip bir kuarsetin var. Şimdi lipozomal ile fitozomalin farkı neydi? Lipozomda etken madde ortada fosfatidilkolin etrafındaydı. Fitozomalde ise her bir molekül fosfatidilkolinlerle zerk edilmiş, birleştirilmiş haldeydi. Bu da normal bir kuarsetine göre bakın siz 500 mg normal kuarsetin kullandığınızda 1x emilirken bir kapsül kuarsefit yani bir kapsül lipozomal kuarsetin kullandığınızda NBT lipozomal kuarsetin kullandığınızda 20 kattan daha fazla 25x bir emilime sahip olmuş oluyoruz. İşte asıl en önemli fitoşelatör, en önemli detoksifikasyon desteği, en önemli besin profili yüksek multivitamin, multimineral gibi görev alan kombinasyonda
Spirulina ve Chlorella. NBTR Super B içerisinde 60 kapsül bulunuyor. Bir kapsülde 260 mg Chlorella ve 60 mg Spirulina. İki kapsülde de 520 mg Chlorella ve 120 mg Spirulina bulunuyor. Biz günde 1 veya 2 kapsül kullanımını öneriyoruz. Chlorella ve Spirulina özellikle Tayvan ve Japonya özgü tatlı su yosunlarından elde edilen süper gıda olarak nitelendirilen maddeler. Spirulina mavi yeşil alglerden elde edilir. Dünyada bilinen en ilkel yaşam formlarındandır. Siyanobakteriler sınıfındadır. Karakteristik olarak mavi yeşil rengi klorofillerden, fitosiyaninlerden ve antosiyaninlerden oluşmaktadır. Bu nedenle mavi ve yeşil karışım bir rengi vardır. Neden süper besin olarak isimlendiriliyor? Hem spirulina'nın hem chlorella'nın 1 gramında bakın 100 miligram yani %10'u amino asit spirulina'nın. Bakın bu spirulina'nın besin profili. Ve amino asitlere bakarsanız esansiyel amino asitlerin tamamı içerisinde bulunuyor. Çok önemli bir amino asit kaynağı. Spiral şekli nedeniyle spirulina denmiş. Arthrospira platensis Latince ismi. Ve %60 oranında protein içeriğine sahip bir maddedir spirulina. Bakın 1 gram spirulina'nın burada da vitamin mineral değerlerini görüyorsunuz. Klorofil, karotenoid, bioflavonoid, A vitamini, folik asit, B6, B1, B2, B3, demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, çinko, manganez gibi hem önemli vitaminler hem mineraller spirulina içerisinde bulunuyor. Yani spirulina ve chlorella doğal bir multivitamin, multimineral aslında ve protein içeriği çok yüksek amino asitleri içerisinde barındırıyor. Spirulina antifungal, antibakteriyel, antiviral, antihipertansif, antioksidan, antiinflamatuar gibi birçok özelliği var. Ve en önemli etkilerinden bir tanesi de ağır metal atılımının vücutta sağlaması. Örneğin yapılan bir çalışmada 16 hafta boyunca spirulina ve çinko kombinasyonu kullanan kişilerde %47 daha fazla arsenik atılımı gösterilmiş. Yine bağışıklık üzerine de ciddi çalışmaları var. Alerjik rinitli hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada özellikle alerjik rinite bağlı inflamasyonları azalttığı, kaşıntı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma gibi semptomları anlamlı bir şekilde azalttığı gösterilmiş. Bakın özellikle HIV hastaları üzerinde yapılan bir çalışma var. Spirulina kullanan grupta lenfositlerin HIV hücresine, HIV virüsüne karşı daha güçlü savunabildikleri, daha güçlü cevap oluşturabildikleri gösterilmiş. Yine spirulina çok önemli bir antifungaldir. Hem antibakteriyel hem antiviral hem de antifungaldir. Yine kandida üzerinde de bağırsak kandidasının temizlenmesinde de ciddi anlamda etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yine kanserli insanlar üzerinde yapılan, yüz kanserli insan üzerinde yapılan çalışmalarda 4 kür kemoterapiden sonra spirulina takviyesi verildiğinde immünoglobulin M düzeyleri ve lenfositlerin sayısını artırdığı, malign tümörlü hastalarda kemik iliğinin baskılanmasını ve kemoterapi sonrasında bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiği yapılan çalışmalarda kanıtlanmış. Yine bir başka çalışma LDL kolesterol, serum trigliserit ve total kolesterol üzerinde anlamlı bir şekilde fayda sağladığı gösterilmiş. Tabii bir diğer süper besinimiz ise chlorella. Chlorella da spirulina'ya göre nispeten daha yeni keşfedilen bir süper besin. 1890 yılında ilk defa keşfediliyor. Yeşil anlamına gelen klor ve küçük anlamına gelen ella'dan bileşimi. Bu da tatlı sularda yetişen bir alg aslında. Chlorella'nın özelliği de fotosentezle birlikte hızlı bir şekilde büyüyebilmesi. Sadece su, güneş ışığı, karbondioksit ve az miktarda mineral olması onun üremesi ve çoğalması için yeterli. Ve yeşil olmasının sebebi de yüksek oranda klorofil içermesine dayanıyor. Chlorella da aynı spirulina gibi çok yüksek oranda vitamin, mineral, lif, amino asit içermekte.
Yine 1 gram klorella'nın burada besin profilini görüyorsunuz. Aynı spirulina gibi bütün vitaminleri, mineralleri ve amino asitleri içerisinde barındırmakta. Klorella da çok önemli bir süper besin. Hatta hazır süper besin demişken şundan bahsedeyim. Bakın bu NASA'nın sitesinden daha bugün aldığım bir görsel. NASA.gov yani direkt NASA'nın sitesinde diyor ki 2019'a yayınlanan bir çalışma. Biz diyor astronotların uzaydaki besin ihtiyacını acaba klorella ile karşılayabilir miyiz? Yani üremesi çok kolay. Yani bir suda bile kolayca yetişebilen bir alg olduğu için acaba işte uzay istasyonlarında veya uzay gemilerinde biz klorella yetiştirsek ve astronotlar da bununla beslense bu uzaydaki besin sıkıntısını çözebilir miyiz diye de direkt klorella üstünde NASA'nın bile böyle düşünceleri var. Yani dolayısıyla çok önemli bir besin profiline sahip klorella. Tabii klorella da aynı spirulina gibi çok önemli bir detoksifikasyon aracı, çok önemli bir fitoşelatör. Aynı zamanda merkezi sinir sisteminde de toksin temizliği sağlıyor ve kan hücrelerinde de ne demiştik? Suda eriyen vitaminler eğer detoksifikasyon kapasitesini aşarsa, suda eriyen toksinler detoksifikasyon kapasitesini aşarsa kanda birikiyor demiştik. Kanda da detoksifikasyon sağlıyor klorella. Biraz önce dediğim gibi acaba işte açlık krizini çözmekte de dünyadaki besin kıtlığına da bir çözüm olabilir mi diye de klorella üzerine oldukça fazla tez geliştirilmiş. Bu klorellanın hızlı büyümesinin bir sebebi de klorella büyüme faktörü diye bir madde içeriyor içerisinde. Bundan dolayı çok hızlı büyüyor. Bu klorella büyüme faktörünün özellikle çocuklar üzerinde de etkili olduğu gösterilmiş. İşte bu klorella büyüme faktörüyle birlikte daha uzun boylu, daha fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak da daha güçlü olmaya katkı sağladığı da yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bakın bu da yine bir gazete haberi. Bir yerde glifosfat saptanıyor ve o bölgenin halkına Amerika'da da klorella kullanmaları tavsiye ediliyor. Yani bu işte maruz kalınan veya kalınabilecek glifosfat maruziyeti dolayısıyla işte klorella çok önemli bir detoksifikasyon aracı. Özellikle işte metal maruziyeti varsa illa bu değil. Mesela yaz dönemi aslında toksinlere açık bir hal demek. Deniz suyu yutmak, denize girmek, deniz suyu yutmak. Deniz ürünleri tüketimi artıyor. Özellikle yani normal günlük hayatımız, yani balık dışında başka deniz ürünleri de yani beslenmeye dahil olabiliyor. Bu anlamda da yaz döneminden çıkıyor olmak da vücudu detoksifikasyon anlamında desteklemeyi gerektiren çok önemli bir dönem. Hatta geçen haftaya, bu önümüzdeki hafta Hürriyet gazetesinde Metin Uyar'ın köşesinde bir söyleşi gerçekleştirdik. Konumuz yaz takviyeleriydi. Orada da şunu anlattım. İşte yazın alkol tüketimi artıyor. Bir, bu nedenle özellikle berberin ve silimarin hayata dahil edilmesi lazım. İki, işte deniz maruziyeti, deniz ürünleri maruziyeti. Bu detoksifikasyon anlamında da spirulina ve klorella yaz tatili sonrasında kesinlikle kür olarak bir ay, iki ay hayata dahil edilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli. Yaz tatilinden çıkma döneminde veya tatil sonrası, tatilinizi tamamladıysanız da kesinlikle hayata dahil edilmesi lazım. İşte yapılan çalışmalarda bağlama kapasitesinin, klorellanın ağır metalleri, pestisitleri, dioksin gibi, formaldehit gibi maddeleri
bağlama kapasitesinin çok yüksek olduğu, sıkıca yapıştığı ve vücuttan detoksifikasyonu sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Bu önemli. Neden önemli? Biraz önce de söylediğim gibi bizim safra ile birlikte kalın bağırsağa akıttığımız toksinlerin tekrar emilmesini engellemek için de bu sıkı bağlanma özelliği oldukça önemli. Yine yapılan bir başka çalışmada Chlorella'nın sporopolenin adı verilen bir madde içerdiği, bunun da tüberküloz, Lyme, bakın Lyme da çok önemli. Birçok insanda pozitif atlanan bir konu. Can Çiftçi'nin bu konuda bir kitabı var, son dönemde yazdı. Yine bizim Murat Ökerek Hoca bu konuda çok çalışıyor. Lyme günümüzde birçok insanda pozitif çıktığını söylüyor. Tespit etmek için karanlık alan mikroskobisi vesaire de gerek. Ama Lyme temizliğinde de Chlorella'nın oldukça önemli olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Yine radyasyon maruziyetinde de radyasyon temizliğinde de Chlorella'nın etkili olduğu gösterilmiş. Özellikle radyoterapi alan insanlarda veya tomografi çektiren, ultraviyole ışına maruz kalan insanlarda veya kanser sebebiyle radyoterapi gören insanlarda da temizlik anlamında veya kemoterapiden sonra da bir sürü adjuvan, kemoterapi içerisinde de bir sürü adjuvan madde bulunuyor. Detoksifikasyon anlamında da Süper B'yi güvenli hayata dahil edebilirsiniz. Biraz önce dediğim gibi diyet döneminde, kilo verme döneminde de kesinlikle Süper B oyuna dahil edilmesi gerekiyor. Chlorella'nın vücutta glutatyon üretimini artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Dolayısıyla aynı zamanda faz 2 reaksiyonlarına da destek veriyor Chlorella. Aynı zamanda kolesterol, yine kan şekerini dengelediği, kolesterolü düşürdüğü gösterilmiş. Yine aynı spirulina gibi hem LDL kolesterolü hem trigliseritleri düşürdüğü, serum lipitlerini dengelediği, hipertansiyon üzerinde etkili olduğu da yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Tabii Chlorella enerji üzerinde de etkili. Özellikle geleneksel Çin tıbbında Chlorella'nın bu yin yang, onların enerji dengesi var ya, bu vücudun enerji ve yaşam gücü, canlılığını da desteklediği Ayurvedik tıpta da işte Chlorella'nın bu amaçla kullanıldığı da biliyoruz. Aynı zamanda salgısal immünoglobulin A sentezini artırdığı gösterilmiş. Salgısal immünoglobulin A nedir? Bizim sıvısal immünite dediğimiz, özellikle orofaringiz bölgesi, gözyaşı da salgısal immünoglobulin A içerir. Burundaki mukus salgısı da, orofaringiz bölgesindeki tükürük vesaire de salgısal immünoglobulin A içerir. Özellikle kışın kapalı alanlarda işte hastalığın daha kolay bulaşması bu salgısal immünoglobulin A eksikliğine bağlı. Eğer salgısal immünoglobulin A güçlüyse gözden, burundan, orofaringiz bölgesinden virüsler o kadar daha zor geçer. Chlorella'nın bu salgısal immünoglobulin A'yı da desteklediği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Chlorella'nın ve spirulina'nın C vitamini ile birlikte kullanılmaması öneriliyor. Gebelerde kullanımı oldukça güvenli. Gebeler üstünde yapılan, hatta Japonya'da hamile kadınlarda Chlorella kullanmışlar. Anneden bebeğe ağır metallerin daha az geçtiği, yani yapılan kordon kanı incelemelerinde anneden bebeğe toksinlerin daha az geçtiği gösterilmiş. Bu anlamda hem spirulina hem Chlorella'yı gebelerde de güvenle kullanabiliyoruz. Tabii burada son birkaç slide, sonrasında toparlayacağız. Burada kullandığınız takviyenin de ağır metal içermemesi
çok önemli. Siper B bu anlamda ağır metal analizleri yapılmış. Çok özel bir ham maddeyle bunu sunduğumuz bir takviye. Şimdi bakın, bu Google'a spirulina powder yazdım. Piyasada envai çeşit spirulina, işte tozlar, klorella toz olarak var. Ama işte bakın, şöyle ortamlarda da spirulina elde edilebiliyor. Yani spirulina'nın nerede elde edildiği belli değilse, bunun kendisi de, yani şu tozun kendisi de bir ağır metal kaynağı olabilir. Bu nedenle güvenilir bir firmanın, yani NBT ilaç güvencesiyle özel bir ham maddenin ve spirulina ile klorella'nın bir arada olmasıyla, işte Süper B hem diyet dönemine destek, detoksifikasyon mekanizmalarına destek, metal çelasyonuna destek, özellikle işte yaz tatilinden çıktığımız bugünlerde vücudun kendini onarmasına, vücut temizliğine destek anlamında ve onun dışında saydığımız birçok endikasyonuyla, işte enerjisiyle, bağışıklığıyla, kolesterolüyle, başta multivitamin, multimineral gibi yüksek besin profiliyle gerçekten çok güçlü bir alternatif. Hatta ben mesela şey paylaşmıştım bununla ilgili, spirulina ve klorella faydaları diye. Bizim eczacı Hayriye Hanım mesela oraya yorum yazmış. Saç için, tırnak için harika bir takviye. Niye? Bütün proteinler, bütün vitaminler, bütün mineraller içerisinde bulunuyor. Aynı bir multivitamin gibi cilt, saç, tırnak problemlerinde de vücuttaki eksiklikleri yerine koyma noktasında da doğal bir destek olarak Süper B'yi sizlerle buluşturmuş olduk. Gerçekten çok güçlü bir kombinasyon. Normal izole spirinalar çok daha yüksek dozlarda kullanılabiliyor. Ama biz klorella ile birlikte, sinerjik etkiyle birlikte daha düşük dozlarda daha yüksek etki sağlamış oluyoruz. Süper B ile birlikte günde bir veya iki kapsül kullanılmasını öneriyoruz. Evet, temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Şöyle bir sorulara bakalım. Şükran Hanım, hamilelerde kullanabilir mi demiş. Zaten bahsettik, güvenle kullanılabilir. Sanıyorum daha öncesinde yazdı. Meral Hanım, vejeteryan hastalara süper destek. Aynen öyle. Vejeteryanlar için %100 vegan olmasıyla, ağır metal içermemesiyle, organik olmasıyla vejeteryanlar için çok önemli bir multivitamin, multimineral, protein özellikle. Yani hayvansal kaynaktan protein alamayan vejeteryanlar için de çok önemli bir protein desteği. Genel olarak sorular bu şekilde. Uzun dönem kullanımında herhangi bir problem var mı? Yok. Zaten klinik çalışmaların bir tanesi de yaklaşık 7-8 ay boyunca spirulina kullanımı ile ilgiliydi. Gerçekten spirulinayı hayata dahil edip uzun süre kullanabiliyoruz. Yine otizmli çocuklarda da eczacımın katkısı değerli. Otizmde özellikle ağır metal maruziyetiyle oldukça ilişkili olabiliyor. Otizmli çocukların günlük pratiğinde de bizim birçok hekimimiz, eczacımız, diyetisyenimiz de Süper B'yi, spirulina ve klorella kombinasyonunu tedaviye dahil etmekte. Evet, sadece bir spirulina ve klorella özelinde değil, faz 1, faz 2, faz 3 reaksiyonlarına değinmek istedim detaylı bir şekilde. Burada faz 1 destekleyen silimarin, faz 2'yi destekleyen antioksidanlar, faz 3'ü destekleyen işte lifler ve diğer bileşenler ve vücuttan attığımız şeylerin tekrar emilmesini engelleyen de ve yine
dokulardan da temizlik yapan, işte kan dokusunu, beyin dokusunu ve diğer dokuları da temizleyen spirulina ve klorella gibi fitoşelatörler de oldukça önemli. Spirulina ve klorellanın tabii diğer besin profilinin yüksek olmasıyla ve birçok sağlık faydasıyla da altını çizmiş olduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu saate kadar, bu yaz akşamında dikkatle dinlediğiniz için. Gelecek eğitimlerde tekrardan görüşmek üzere. Herkese güzel bir gece diliyorum. Hoşça kalın.